1492'de Avrupalılar tarafından 20. yüzyılın başlarına kadar sürecek bir keşif çağını başlattı. Erkekler ve kadınlar dünyanın her santimini keşfetmek için yarıştı. Her zamankinden daha fazla bilinmeyene yelken açmak için birbirleriyle yarıştılar ve dünyayı daha ayrıntılı bir şekilde haritaladılar. Antarktika keşif çağı 19. yüzyılın sonlarında başladı ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etti. 10 farklı ülkeden 17 farklı keşif, farklı amaçlarla Antarktika seferlerini başlattı. Genellikle keşif çağı olarak adlandırılan bu çağ, 17. ve 18. yüzyıllarda zirveye ulaştı. Kaptan Cook gibi adamların Güney Yarımküre'nin çoğunu haritalandırdığını, bulgularını Avrupa'ya getirdiğini ve Avrupalıların küresel coğrafya anlayışını değiştirmiştir. Kuzey Kutbu'nun varlığı uzun zamandır biliniyordu. Ancak Cook, Antarktika çemberine yelken açan ve dünyanın en güney kesimlerinde bir yerde büyük bir buz kütlesi olması gerektiğini varsayan ilk Avrupalıydı. Bununla birlikte buzlu denizler ve başarı eksikliği birçoğunun Güney Kutbu'na ulaşma konusundaki ilgisini kaybetmesine neden oldu. Bunun yerine ilgilerini kuzeye çevirdiler. Bir kuzeybatı geçidi keşfetmeye kutup buzulunun haritasını çıkarma anlamına geliyordu. Bu cephede birkaç başarısızlıktan sonra dikkatler yavaş yavaş Antarktika'ya odaklanmaya başladı. 1890'ların başlarından itibaren seferler başladı ve İngilizler, Avustralya ve Yeni Zelanda ile birlikte bu seferlerin çoğuna öncülük etti. 1890'ların sonunda Antarktika halkın hayal gücünü ele geçirmişti. Bu muazzam kıtayı keşfetmek için yarış devam ediyordu. Takip eden 20 yıl boyunca keşif gezileri nihai hedefi Güney Kutbu'na ilk ulaşan olma hedefiyle onu güneydeki en uzak mesafe yapma rekorunu kırmak için yarıştılar. 1907'de Shackleton'ın Nimrod seferi manyetik Güney Kutbu'na ulaşan ilk kişi oldu ve 1911'de Roald Amundsen rakibi Robert Scott'tan 6 hafta önce Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan oldu. Kıtanın coğrafyasını geçiş, haritalama ve kaydetme dahil olmak üzere anlamak hala önemli olarak görülüyordu ve bunu yapmak için birkaç keşif gezisi daha yapmak lazımdı. 20. yüzyılın başlarındaki teknoloji bugün olduğundan çok uzaktı. Kutup keşifleri özellikle donma, kar körlüğü, yarıklar ve buzlu denizlerden kaynaklanan tehlikelerle doluydu. Kötü beslenme ve açlık da baş göstermeye başlayabilirdi. İskorbüt, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Tespit edilip anlaşılırken birçok kutup araştırmacısı beriberi bir vitamin eksikliği ve açlıktan telef oldu. Ekipman biraz ilkeldi. İnsanlar onları soğuktan korumak için fok ve rengeyi gibi hayvanların derilerini ve kürklerini kullanarak Eskimo tekniklerini kopyaladılar. Ancak ıslandıklarında aşırı derecede ağır ve rahatsız edici oluyorlardı. Rüzgar ve suyu dışarıda tutmak için kanvas kullandılar. Ancak kanvas aşırı derecede ağırdı. Norveçli kaşif Roald Amundsen, kutup gezilerinde kısmen köpekleri kızakları çekmek için kullanmasından dolayı başarı elde etti. İngilizler genellikle yalnızca insan gücüne güvenmeyi tercih ettiler. Bu da onları yavaşlattı ve hayatı daha da zorlaştırdı. Örneğin Scott'ın 1910-1913'teki başarısız Antarktika seferi 4 ayda 1800 mil yol kat etmeyi planladı. Ve bu zor arazi koşulları nedeniyle günde yaklaşık 15 mile düştü. Antarktika keşfi tehlikelerle doluydu. Buzullardan ve yarıklardan buzda mahsur kalan gemilere ve kutup fırtınalarına kadar bu yolculuklar tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcüldü. Bu yüzden seferlere çıkanların çoğu eve dönemeyebileceklerini biliyorlardı. Kaşiflerin tipik olarak dış dünyayla iletişim kurma yöntemi yoktu ve Antarktika iklimine nadiren uyan ekipman kullanıyorlardı. Bu nedenle bu seferler ve onlara katılanlar genellikle kahraman olarak adlanmıştır. Ancak herkes bu değerlendirmeye katılmaz. Kahramanlık keşif çağının birçok çağdaşı bu keşiflerin pervasızlığından bahsetti ve tarihçiler çabalarının değerini tartıştılar. Her iki durumda da kahramanca ya da aptalca
20. yüzyıl kutup kâşifleri şüphesiz hayatta kalma ve dayanıklılık konusunda bazı dikkate değer başarılar elde ettiler. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.